Ciddiyim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. 23. sözden 322. sayfeden Bismillahirrahmanirrahim. Lekad halaknel insane fi ahseni takvim. ثُمَّ رَدَتْنَا وَاسْفَلَ سَافِلِينَ اِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا صَالِحَاتِ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ Şimdi buradan insanın işimiz gücümüz insan, insan sarayı mevzuyla alakalı şey olan, sorusu olan sorabilir. Yani mevzuyla alakalı olursa. Şimdi en büyük mesele insan. İnsandan daha büyük bir mesele yok. Çünkü Allah ile insan mabeyninde bir berzah yoktur. Yani Allah ile insan arasında bir geçit yoktur. Ne demek o? Mesela topraktaki elementlerle elma arasında ağaç vardır. Dünya ile ahiret arasında kabir vardır. Çünkü kabir ahiret değildir, alemi berzahtır. Berzah, ara fasıl. Mesela cehalet ile ilim arasında eğitim vardır. Peygamberlikte bu yok işte. Bazı şeyde kalkıyor. Mesela cehaletle ilim arasında eğitim var dedik. Peygamberlikte peygamber olacak kişinin çıraklığı yoktur. Peygamberliğin, peygamber mesleğinin çıraklığı yoktur. Kalfalığı yoktur. Ustalık yoktur. Peygamberlik için ilkokul yoktur, ortaokul yoktur, lise yoktur, üniversite yoktur. Yani bir eğitimi yoktur. İlk ve sondur. Şimdi İnsan, yani bazı şeyleri işte arada berzah var, sebepsiz, berzahsızı da gösterdi. Allah görevlendirdiği zaman aradaki berzahı kaldırıyor. Mesela peygamberin çıraklığı var. Bir yerden bir eğitim almamış, çıraklık yapmamış. Ama bana bir tane bir meslek söyleyin, çıraklığı olmasın, kalfalığı olmasın, eğitim olmasın, birisinden öğrenmeyesin. Alimlik bile değil yani. Üstad bile Asim-i Cedid'i 3 ay tahsili vardır. Peygamberlikte hiçbir şey yoktu böyle. Çünkü tam ümmidir, ustad yarım ümmidir. Ümmi demek, okuma yazması olmamak manasında kullanılırken cahil değil. Cahil değil yani. Şu manada kullanılıyor. Anasından doğmuş gibi müdahale edilmemiş. Ümmi zaten anneye nispet ediliyor. Müdahale edilmemiş. Yani şu, mektebe biz gidersek okula, Aziz abiydi değil mi? Evet. 10 sene sonra en az. Şimdi anne babası annesine doğduğu gibi müdahale edilmeyince tamamen halistir. Biz okula gitmişiz, müdahale edilmişiz. Neyse şimdi insan ile Allah arasında mabeyn yoktur. Bir berzah yoktur. Ve insan olmak için bir eğitim almamıştır insan. Zaman abi insan mı orada, o mu burada? Ben de bilmiyorum. Yani şöyle diyeceğiz. O mu orada, bu mu burada, bak. Şimdi hepimizde azalar aynı mı? Organlar, göz, kulak, burun. Aynı. Var mı? Yani burnu başka yerde olan var mı? Yok. Aynı. Niçin hepiniz farklısınız? Aramızda fark yok. Niye? Allah'ta tercih. Şimdi. Vahdiyet. He? Vahdiyet, teklik var. Her şey. Bak. Seyrettiğiniz nedir bu? Osman'ın tecellisi. Surete bakıp sima seyrediliyor. Oysa
sima buralı değil. Burada orayı yaşıyoruz. Cehaletimizden dolayı o kadar fethetmişiz ki hala ahireti ötelerde arıyoruz. Mesela azada, azay esaside ittifak etmişiz. Bu azalarda, organlarda ve organlarla alakası hiç olmayan sima. Buralı mı? Buralı değil. Yani madde değil, maddenin fonksiyonu değil. Ruhu seyrediyorsunuz. Ruh nerede? Nereye bakarsan orada. Bakın, azada, surette sima. Sima nedir? Sima. Letaifis refet, dekaiki şefkat, şuat-ı merhamet ilahiyenin hulasasıdır. Yani, yanisi... Yanisi kapatır onu galiba. Evet. Oraya girmeyelim çünkü konumuz o değil. Fakat çok şey gidecek. Şu surette gözüken ruhun tereşuatıdır. Ve ruh dünya cinsinden değildir. Hepimiz her gün öteleri seyrettiğimiz halde hal öteleri sorguluyoruz var mı diye. Oysa baktığımız yerde gözüken buralı değil. Başka bir örnek vereyim. Mesela hepiniz istisna veya şimdi veya dersin ortasına, sonuna doğru, ortada bir huzur, bir armoni, bir haz, bir feyiz. Bir feyiz olmuyor. Bir huzur, ahenk, denge. Olmuyor. Veya bir namazda. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Okurken. Namazda. İnsanda böyle bir rahatlık olmuyor mu? Yani bir huzur bazen olmuyor mu? Bazen. Bazen olmuyor. Her zaman olmuyor. Bazen değil mi? Hepimiz tatmışız. Oh! Bitmesini istemiyoruz. Ha, o yaşadığınız halet bura cinsinden değil. Ne hapla bulursun onu, ne elmada bulursun onu. Ha, buradayken Ömer abi o haz, feyiz, huzur, ötelerin şeyidir, tereşuatıdır. Buralı değil işte. Biz her gün gündelik hayatta öteleri yaşarız, hal ötelere gideceğimizi zannederiz. Zaten yaşadığımız o haletler öteler. Burada orayı yaşıyoruz. Baştaki de çok manzara, o ruh pencere. Evet. Yani şu suret. Şu anda seyrettiğim farklı. Ruhu seyrettiğini farkında değiliz. Diyoruz ki olan bu adam sarmadı bana ya. Nesi burnu mu? Yok canım. Gözü mü? Bu adam hatta usta diyor ki göz diyor kalbin aynasıdır. Gözün göz bebeği ruhun penceresidir diyor. Suratına bak. Suratına bak, namazlı mı, namazsız mı? Zina ehli mi, değil mi? Faiz yiyor mu, yemiyor mu? Sabah namazını kılmış mı, kılmamış mı? Süleymancı mı, tarikatçı mı, nurcu mu? Laz mı, Kürt mü, Çerkez mi? Git Almanya'ya, bu kadın öyle çünkü bu Türk'e benziyor. Geç İstanbul'a, bu Hataylıdır dersin. Geç Hatay'a, bu Kırıkanlıdır. Gel Kırıkan'a, bu felanca köyden. Git o köye, bu felanca kabileden. Git o kabile, bu felancanın çocuğu ya, Hacı Mehmet'in oğlu. Yani birbirinin içine girmiş, girift. Bu daha mekan ve madde, hani kimlik ve kişilik bu. Ruhsal da değil daha. Burada azay esaside, şu küçük şeyde, surette, sima seyrediyoruz. Sima buralı değil. Öteyi seyrediyoruz. Ana bakıyorsun böyle, Allah Allah, bu adamın ruhu sıktı beni ya diyorsun. Ben büyük bir şehre giriyorum. Baktım ki o şehirde büyük saraylar var.
Bu ders, bu konuşma israf olmadı. Mukaddeme yapıyorum bu dersi, çok önemli. Demek ki Murat, bu surette gözüken şey, kalıpta gözüken hücrelerin üzerinde ama hücreyle hiç alakası olmayan haletler, duygular, hissiyatlar, latifeler, hazlar, huzurlar, hiçbirisi buralı değil. Burada ifade edilmiş orası. Buralı değil. Ne diyorsun? Ya bunun ruhu, en basit avami ifadeyi söylüyorum. Ya bunun ruhu sarmadı bana ya. Hayır, neyse kilosu mu? Nesi ne diyor? Yani gündelik hayatta devamlı iç içe olduğumuz zaman farkında olmadığımız, öteyi taşıdığımız sıfatlar ahireti gösteriyor bunlar. Ahiretin şeyi. Ahireti burada yaşıyoruz zaten. Bazı sarayların kapısına bakıyorum. Baktım ki, bir de okuyorum. Ben büyük bir şehre giriyorum. Giriyor muyuz? Bir hayale. Ya Kırıkan olsun ya. Hadi bakalım. Bir top ağzından içeriye giriyoruz. Baktım ki o şehirde büyük saraylar var. Ne kadar dikkatli olacaksınız biliyor musunuz ders dinlerken? Dükkanınızda mal sattığınız kadar en az dikkatli olacaksınız. Anladınız mı? Araba sürerken ne kadar dikkatliyseniz derse de o kadar dikkatli olacaksınız. Çünkü dersten istifade edeceksiniz. Tamam? Ben büyük bir şehre giriyorum. Top ağzından Kırıkan'a gidiyorum. Baktım ki o şehirde büyük saraylar var. Hakikaten taş yığınları var. Büyük saraylar var. Kırıkan'a hakikaten giderken böyle gördüm ben işte. Bazı sarayların kapısına bakıyorum. Gayet şenlik, parlak bir tiyatro gibi nazarı dikkati celbeder. Bazı binalara bakıyorum. Kapısında tiyatrolar var yani, şenlik var. Çok acayip. Herkesi eğlendirir bir cazibedarlık vardı. Yani bir cazibedarlık var yani bazı binanın önünde. Eğlence var. Oynuyorlar, zıplıyorlar. Yani hakikaten Allah Allah, millet de toplanmış yani. Herkes de öyle şeylere merak olduğu için. Dikkat ettim ki o sarayın efendisi kapıya gelmiş it ile oynuyor. Ve oynamasına yardım ediyor. Hani böyle ben eskide görmüştüm çingenelerden. Ayı oynatıyorlardı Hasköy'de, İstanbul Hasköy'de. Çok geliyorlardı. Kalaycı Bahçe'de çok meşhurdu. Kasımpaşa. Öyle bir yerdi. Ayı oynatırlar. Bazen de köpek oynatıyorlar. Yani köpeğe bir şey yaptırıyorlar. Maymun oynatırlar. Tamam mı? Baktım ki diyor, sarayın reisi inmiş kapıda it ile oynuyor. Hanımlar var o binada tabii. Yabani gençlerle tatlı sohbetler ediyorlar. Bak bizi tanımlıyor ha, bir hikaye değil ama sensin. Yetiş o hanımlardı. Ne yapıyorlarmış o hanımlar? Gençlerle tatlı sohbetler ediyorlar. Aslında yetişmiş hanımlar, yetişmiş erkeklerle olması gerekirken yetişmiş hanımlar gençlerle sohbet ediyorlar. Kızlar değil. Kızları ayrı kategoride kullanacak. Kızlar yetişmiş gençlerle sohbet ediyorlar demiyor. Anlıyor musunuz? Burada başka bir şey var. Bir de okur musun? Bir de okuyayım. Çok ilginç. Çok tuhaf kullanıyor. Bu harita niye derse başladım suret simada? Arkadaşlar şu kadar indiğim de şu azay esası de gözüken senin siretindir, ahlakındır, sıfatındır. Letaif-i refet, dekaik-i şefkat, şuat-ı merhamet ilahi. Yani senin içsel yapın dışarıya vurmuş. Bu tarafın bedensel yönün değil, ruh tarafındır. Ruh bile ahiretten üstündür. Şey, cennetten üstündür. Ahiretten üstündür. Seyrettiğimiz ruhtur. Ruhun teleşuatı, ruhun kendisi değil. Şimdi bu saraya geldik.
şenlik var kapısında. Eğlenceler var, cazibedarlık var, millet de toplanmış. Bir baktık ki Allah Allah, o sarayın yöneticisi inmiş kapının orada it ile oynuyor. Sonra burada acayip nükteler var. Hanımlar, yani kızlar değil, evlenme çağındaki kız demiyor. Hanımlar gençlerle, genç delikanlılarla, erkek delikanlılarla tatlı sohbetler yapıyorlarmış. Padişah da itle oynuyor. Hiç kadın ne yapıyor? Ne önemli? Hiç önemli değil. O hanımı tatlı yabancı gençlerle tatlı sohbet ediyor. O önemli değil. İt ile oynuyor. Oynatıyor. Hadi yavrum, hadi kemik atıyor, bilmem ne yapıyor, hadi yavrum falan. Ondan sonra buradan fırsat bulan hanımlar gençlerle tatlı sohbetler yapıyor. Hanımlar gençlenmek istiyor yani böyle. Yetişmiş kızlar dahi. Bak şimdi hanımdan kız diye değiştirdi Mustafa. İlgin çekmiş miydi? Şimdi çekti bak. Çocukların oynamasını tanzim ediyorlar. Çocukların. Yani iyi, onlar biraz daha iyi. Çocukların oynamasını tanzim ediyorlar yani kız. Anneler yapması gereken de onları. Kapıcı da varmış. Onlara kumandanlık eder gibi bir aktör tavrını almış. Oh, görevini yapmasan. Acayip bir şey. Mesela bunu deyince ben mesela şeyi hatırlıyorum bazen. Villa yapıyorlar zenginler, villa. Villa yapıyorlar ya böyle. Yazlık yapıyorlar zenginler. İstanbul'dakiler Edirne'ye doğru, Çatalca'ya doğru, Silivri'ye doğru vesaire villa yapıyorlar. %99'u böyle söyleyeceğim şey. Senede en fazla 15 gün ve bir ay kalıyorlar. O kadar da kalamaz bir ay iş adamı. Ama yaz kış orada bekçilik namı altında kapıcı kalıyor villada. Zenginler kapıcılara villa yapmış. En çok o istifade ediyor. Parasını da alıyor. Hem de parasını da alıyor. Kapıcı da onlara kumandanlık eder gibi bir aktör tavrını almış. Tamam. O vakit anladım ki o koca sarayın içerisi bomboş. Ama Ali abi, demek ki sarayda hiç kimse yok. Herkes dışarıda. Yönetici it ile oynuyor. Hanımlar yetişmiş delikanlılarla tatlı sohbetler yapıyor. Kızlar çocukların oynamasını tanzim ediyor. Kapıcı da ona demiş ya öyle yapma, daha buradayım, şöyleyim falan. Onları yönetiyor. Sonra anladım ki içerisi demek kimse yok. Binada kimse yok. O koca sarayın içerisi, saray değil, koca sarayın içerisi bomboş. Çünkü dışarıdalar. Hep nazik vazifeler muattal kalmış. İçeride yapılması gereken o ince işler yok, yapılmıyor. Bir misal anlatıyor ama burada kim bakalım? Muattal kalmış. Ahlakları sukut etmiş ki kapıda bu sureti almışlar. Yani kapıdalar. İçeriye girsen kimse yok. Telefon etsen telefona kaldıracaklar yok. Yok, bir şey yapacaksın orada, hiçbir şey yok. Su patladı, haberi yok. Fıtrı gaz patladı, gaz çıktı, şey yok. Elektrik bilmem ne oldu, şey yok. Yani içeriden hiç haberleri yok. Tamamen dışarıdalar, kapıdalar. Hatta yemeği de dışarıdan çağırıyorlar. Yemeği orada yiyorlar. Gece oradalar. İçeride hiç kimse yok. Yani ahlakları sukut etmiş ki kapıda bu sureti almışlardır. Yani içeride hiç kimse yok. İçerisi sukut etmiş. Her şey dışarıda. Sonra geçtim. Bir büyük saraya daha rast geldi. Gördüm ki kapıda uzanmış vefadar bir it. Yani geçtim, başka bir saray var şimdi. Oradayız, tamam mı? Nazarınızı dağıtmayın. Bak, bu heyecanla gidiyoruz. Bu birinci saraydı.
Şimdi bir tane de saray var. Padişah. Hakan. Dinliyor musun? Dinliyorum abi. Tamam. Sen değil. Hadi bakalım. Ben size merhametten böyle şey yapıyorum. Tamam, merhamete kopmanızı istemiyorum. Dersten kopan, çünkü istifade etmemiz lazım. 40 dakika, 45 dakika zaten. Ondan sonra isterseniz yatın yani. Sonra geçtim bir büyük saraya, daha rast geldim. Büyük bir saraya. Başka bir büyük saray. Tamam mı? Bir tanesi böyleydi. Gördüm ki kapıda uzanmış vefadar bir it. Yani kapıda uzanmış vefadar, vefalı, ayrılmıyor kapıdan. Vefadar bir it var, kapıda bekliyor. Allah Allah. Kaba, sert, sakin bir kapıcı var. Orada duruyor o da. Kaba ve sert. Kapıcı var. Tamam. Ve sönük bir vaziyet vardı kapıda. Hiç kimse yok, ses yok. Bir köpek var, bir kapıcı var. Vefadar köpek orada dolaşmıyor, başka yerlere gitmiyor. Sahibim buradadır diye oradadır. Kapıcı da sert, kaba, vazifesinin başında. Merak ettim, ne için o öyle, bu böyle? Ne için o öyle, bu böyle? Bakayım farklı ne anlayacağız? Burayı okumuşsunuz da farklı ne anlayacağız şimdi bakalım. İçeriye girdim diyor. Hani size demiştim, iki tane tamir insanı var, tamirci. Bir, girer içeriye, tamir eder çıkar. Başka birisi var. Senin ruhunu alır, misafir eder, tamir eder, ondan sonra koyarsın. Ben diyor, içeriye girdim. Caiz mi abi? İşte vazifesi ki bu. Evet. Haber vermeden içeri giriyor. Giriyor. Etkili. Demek ki girenler var, akıllı olmak lazım. Ya. Bak, ne için o öyle, bu böyle? Çok acayip ya. Hmm. Ne için o öyle, bu böyle? İki saray. Bak hangisindeyiz Ömer abi? Bakayım hangi saray? Ve kimiz bakayım? Hanımlar kimmiş? İçeriye girdim. Allah Allah. İçeriye girdim. Baktım ki içerisi çok şenlik. O kapıda vefadar köpek var, it var. Kaba ve sert bir kapıcı vardı ya ikincisinde. Oradan içeri girdim. Görmemişler demek ki ustalık girmiş. Bir baktım ki diyor, içeride şenlik var. Birincisinde ise dışarıda şenlik vardı. Daire daire üstünde, bir bin dolaşayım dedim diyor. Yukarıya çıktı. Daire daire üstünde ayrı ayrı nazik vazifeler ile saray ehli meşguldürler. Bir baktım yukarıya çıktım. Katlara çıkıyorum. Hepsi vazifesini yapıyor. Kimse kimseyle meşgul değil. Katlarda. Hepsi ne gerekiyorsa onu yapıyor. Ne yapıyorlar acaba? Vazifeleriyle, ya diyor ki ayrı ayrı nazik vazifeleriyle saray ehli meşguldür. Nazik vazifeler yapıyorlarmış. Birinci dairedeki adamlar sarayın idaresini, tedbirini görüyorlar. Birinci, o girdi ya, birinci dairede, o bir daire var. Oradaki adamlar sarayın idaresini, tedbirini görüyorlar saraya. İdaresini ve tedbirini. İdare ediyorlar. Ve dış ve içeriden gelecek tehlikelere karşı vazife görüyorlar, tedbirini görüyorlar. Üstündeki dairede kızlar, çocuklar ders okuyorlar. Kızlar ve çocuklar, ikinci kattakiler, efendim, ders okuyorlar. Belki ilk defa gelenler, dersten sonra belki deyirler, Allah Allah Allah, nereye geldik ya, din adına bazı falan, ne anlatıyor ya? Bir bina apartman kültürünü mü anlatıyor? Apartman eğitimi mi zaten? Çünkü Almanya'da şey yaptığım zaman Allah Allah ne anlatıyor bu ya? Din mi? Din desek, din değil. Felsefe desek, felsefe değil. Tamam. Şimdi bakalım ne yapıyor?
Üstündeki dairede kızlar, çocuklar ders okuyorlar. Daha üstündeki hanımlar, kaçıncı kat ettiği hanımlar? Üçe. Gayet latif sanatlar, güzel nakışlarla iştigal ediyorlar. Abdurrahman. Hanımlar ne yapması lazım? Gayet latif sanatlar, güzel nakışlarla iştigal ediyorlar. Meşgul. En yukarıdaki efendi kaç etti? Dört. Efendi dörtte. Dikkat ederseniz, edile-i şeriye dörttür. Askerin çantasında, sırtında bir çanta vardı. Dört kıyılık çantası vardı, silahı vardı. Tamam mı? Ats, fak, şefkat, tefekkür dörttü. Hatırladınız mı? Dördüncü katta da efendi varmış. En yukarıda efendi, padişahla muhabere edip halkın istirahatını temin için, yani sonuncu katta o yukarıdaki efendi, binanın dışında padişah var o şehrin. Onunla irtibat kuruyor. Niçin kuruyor? Halkın istirahatını temin için ve kendi kemalatı ve terakkiyatı için kendine has ve ulvi vazifelerle iştigal ediyor gördüm. Bunun vazifesi de acayip değil mi Abdurrahman? Bir daha okuyayım. Dördüncü kattaki efendi padişahla muhabere edip padişahla haberleşiyor. Binanın çıkışında direkt var muhabere telsizlerle. Padişahla irtibat kuruyor. Sebebi niçin kuruyor? Halkın istirahatını temin için, bir de kendi kemalatı ve terakkiyatı için, daha üstün yere geleyim diye, kendisine has, başka şeylerle iştigal etmiyor ve ulvi vazifeleriyle iştigal ediyor gördüm. Ben onlara görünmediğim için yasak demediler, gezebildim. Demek ki namahrem değilmiş yani. Ben onlara gözükmediğim için diyor. Ben onlara görünmediğim için yasak demediler, gezebildim. Sen de gözükmesen gir. Ama gözükürsen durdururlar, kimlik isterler. Mehmet, nasıl, iyi misin? Hadi bakalım. Sonra çıktım. Çıkmış. Bu bakayım ne yapıyor ya? Ne hikaye anlatayım size? Çıktım. Baktım. O şehrin her tarafında bu iki kısım saraylar var. Bir baktım ki Kırıkan Topazı'na girerken hakikaten bir böyle, bir böyle, bir bu saray gibi, bu bir saray gibi, bir böyle bu saray gibi, bir de bu saray gibi. Kırıkan'ın içinde bir sürü böyle saraylar varmış. İnşallah ikinci saray gibi çok vardır. İnşallah. %5 gibi gözüküyor abi. Yani bilmiyorum, saymadım da ben. Hayır, Üstad'ın ifadesinde bunu yazan... Öyle mi diyor, nasıl diyor? İmamlar kabul edenleri sayarken o dairelerden geliyorlar. Rakamı çok düşük tutuyor. 100 bin nüfuslu Kırıkhan'ın 5 bin haneleri bu ikinci saraydan olsa gerek. İkinci Emir Dağı'nda... İkinci Emir'de telif tarihi kaçtır? 44-47 arasıdır. 1944-47 İkinci Emir'de telif. Orada diyor ki 50 sene sonra bu milletin nesli atisi %90 nefs emaresine tapacak diyor. Türkiye'nin nüfusu kaç? 77. 70 diyelim. Veya 80 diyelim. %90'ı ne yapar? 72. 10 milyon da alır. 7, 8 milyon. 9 kere 8, 72. 8. 8 milyon. 8 milyonun da onda ikisine pasaport da verilmiyormuş. Mevver Risalesi'nde geçiyor. Birine ve ikisine sadakatsızlıktan dolayı verilmiyormuş. Doğruyu bulmuş. Ama doğruya sadakatsızlık yaptığında onda ikisine pasaport verilmiyor.
8, 8, 8, 16, 1600 daha gitti. 1600 daha gitti. 6,5. Ama Mehmet'e baktığın zaman da aşağı yukarı öyle gözüküyor abi. Çünkü sıkıntı çok ya. Yaşanmıyor. Evet. Hep birinci saray, ikinci sarayda kendimizi görüyoruz ama günün 24 saatine vurduğumuz zaman ne kadar o sarayda kalıyoruz, ne kadar diğerinde kalıyoruz. Yani çok acayip. En büyük garip, en garip bu konumuzun dışında da şeriata muhalefet ederek şeriata hizmet diye yutturulmuş. Ya. Dine muhalefet ederek dine hizmet edileceğini iddia edilen tipler türemiş. Kadın erkekleri salonlara dolduruyorlar, din anlatılıyor. Dine muhalefet ederek. Ama başka dine mi? Seni ilgilendirmez. Şeriatın sahibi sen misin? Sen doğru yap. Sana diyecek, ya ben hizmet edecektim. Allah diyecek ki sana, böyle mi ettim ben dedim sana. Çok tuhaf. Mesela alelen Allah Resulü diyor ki, ahir zamanda benim ümmetimden kaderi imkan eden tipler çıkacak diyor. Kaderi inkar eden, mutezile yani, mutezile tipleri gibi, kaderi inkar edenler, benim sözlerim diyor, yalanlanacak diyor. Olmayanı kabul edilecek diyor. Hadis inkar edenler de yapacak. Böyle. Çünkü ayet inkar etmek, hadisi inkar etmek aynı ya. Ayet inkar etmek neyse hadisi inkar etmek aynıdır. Kaderi inkar etmek neyse Allah'ı inkar etmek aynıdır. Çünkü iman esası bir bütün ya. Amentü billahi ve melaiketi ve kütübi ve resulü var ya. Melekleri inkar etmek, peygamberi inkar etmekle aynıdır. Netice imandan düşüyorsun yani böyle neyse. Ben onlara görünmediğim için yasak demediler. Gezebildim. Gezmiş ha. Sonra çıktım, baktım o şehrin her tarafında bu iki kısım saraylar var. Baktım Kırıkkan'da böyle saraylar var. İki tip. Üçüncü tip yok. Sonra dediler. Sordum diyor. Kim demişse Nizam kim demiştir sen bir okuyalım. Nizam ne bir ara gördüm ha şurada. Sordum. Nizam. Ustad diyor ki sordum. Neyi sormuş? Dediler. O kapısı şenlik ve içi boş saraylar kafirlerin ileri gelenlerindir. Ve o ehli ve ehli dalaletindir. Diğerleri namuslu Müslüman büyüklerinindir. Bu ifadeye göre burada hiç o bir gruptan kalmadı. Yani dolayısıyla bizi herhalde ehli fetret yaptı. Ortada mı? Kurtarırız. Öyle mi? Kafir değiliz. Ehli dalalet değiliz. Müslüman büyükleri de değiliz. Evet, Müslüman büyüsünüz kardeşim. Müslüman büyükleri demek, büyük ne demek biliyor musun? Allah için büyüklük gücüm. İman esaslarına ve İslam esaslarını kabul eden, yapmasa da, yapamasa demiyor, yapmasa da ahkamı kabul eden. Yapmasa da 453 mektubatta diyor, yapamasa demiyor. Yapmasa da, yapamasa değil, ahkamı kabul edeceğiz Mehdi abi. Yapamıyorum. Ama adam değilim. Ama adam olmadığımı bilecek kadar adamım. O da bir adamlık. Ha? Buna giriyor inşallah. Sonra bir köşede bir saraya rast geldim. Üstünde Said ismini gördüm. Kendini buldu. Kendini buldu. Merak ettim. Daha dikkat ettim. Süretimi üstünde gördüğüm gibi bana geldi. Saraya bakmış ki Allah Allah benim suretim. Bana geldi. Kemali tacubumdan bağırarak aklım başıma geldi, ayıldım. Ne deydi bu? Değildi. Değildi. Ayıldım, tacub ettim. Şimdi hikaye bitti değil mi? Anlaşıldık değil mi? Anlaştık. İki tane saray var. Gerçi yeni gelenler birinci sarayı okudum, onu yetişemediler ama tahmin edin işte onu.
Şimdi hakikati uygulayacak. İki tane kan yan yana. İşte o vakıayı hayaliyi sana tabir edeceğim. Allah hayretin. Alemi misal yani. Hayali bizim. Hayal hayal değil. Hayal, alemi misalin dışa vuruşu, bizdeki görüntüsü. Şimdi tabir edecek bize. Bir tane de burada var. İşte o şehir ise hayat içtimai beşeriymiş. Medeniyeti Medine-i medeniyeti insaniymiş. O şehir vardı ya şehir. Beraber gidelim bakalım neyimiz ya. O şehir, Kırıkan yerine söylediğim şehir, hayat içtimai beşeriye, Mehdi abi, Kırıkan komple, hayat içtimai beşeri, beşerin cemiyet hayatı, Medine-i medeniyeti insaniyedir. İnsan cibili olarak medenidir. İnsan. O sarayların her birisi birer insandır. O saraydan kastedilen saraylardan kasıt insandır. Tamam. Şimdi bakalım içeride kimler var. O saray ehli ise sarayda ehilleri vardı ya oturanlar. Hanımlar, çocuklar, kızlar, padişahlar, kapıcı, it, mitler vardı hepsi birbirine karşı. Onlar neymiş biliyor musunuz? İnsandaki göz, kulak, kalp, sır, ruh, akıl gibi letaif ve nefs ve heva ve kuvve-i şeviye, kuvve-i gadabiye gibi şeylerdir. O gördüğünü ayırdı bak abi. He? Ayırdı bak onu. Orada yani, bir ayırma yaptı. Ayırma yaptı. Yani dört var orada. Bak bir de yapayım. Şeviye, kuvve-i gadabiye. Bak bir, göz, kulak, kalp, sır, ruh, akıl gibi. Bu birinci kategori. Gibi latifeler, nefs, heva, kuvve-i şeviye ve kuvve-i gadabiye gibi şeylerdir. 4. 16, o 4. Onlar kapıcı gibi gösteriyor onlar. Bak bakalım ne yapacak? Her bir insanda, her bir latifenin ayrı ayrı vazife ubudiyetleri var. Her bir insanda, her bir latifenin, bunların gözün, kulağın, sırrın, ruhun, aklın, nefs, heva, kuvve-i şeviye, kuvve-i gadabiye gibi şeylerin vazifeleri var. Acayip bir şeyse ha böyle. Hani dersin başında anlattığım şeyi. Burada oraları yaşıyoruz farkında değiliz. Farkında değiliz mesela. Şu andaki aletler var ya Hüseyin Hocam. Tarihti değil mi? Tarih değil mi Hüseyin? Şimdi şu anda yaşadığımız alet buranın cinsinden. Şu anda senin yaşadığın. Tanımlayabilir misin? Yani şekillendirebilir misin? Nasıl yaşadığını? Yok. Şimdi bunların vazifeleri var. Şu anda vazife başında o. Demek ki her bir insanda, her bir latifenin ayrı ayrı vazife-i ubudiyetleri var. Ayrı ayrı lezzetleri, elemleri var. Hepsi. Mesela aklın elemiyle lezzeti ayrı. Ruhun elemiyle lezzeti ayrı. Kuvve-i gadabiyenin lezzetiyle elemi ayrı. Hepsinin ayrı ayrı elemi var, sıkıntısı yani derdi ve huzuru ayrı. Nefis ve heva, kuvve-i şeviye ve gadabiye bir kapıcıymış. Ve it hükmünde derler. İt hükmündeler. Kim bakayım, ite bakayım. Allah Allah neymiş? Kuvve-i şeviye. Kuvve-i şeviye cinsellik değil ya. Yani. Sift değil. Cinsellik de var. Hayatını kendisine göre tanzim etmek. Yani seni aslından çıkartmak. Mesela bir misal vereyim. Bazısına put olur telefon almak. Bazısına put olur araba. Bazısına cinsellik put olur. Bazısına bir daire almak put olur. Onun put ne demek? Onun adına her şeyini feda eder, namaz, niyaz, oruç bırakır. Ona varmak adına. Yani peşinde pervane gibi döndürür yani. Döndürür.
Aslı vazifesini sana unutturan her şey puttur. Aslı vazifeni sana unutturan puttur. Mesela bir örnek vereyim, şaşıracaksınız. Ezan okundu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Namaz değil mi? Namaz. Öyleyim. Adam tezgahta. Ha bunu da satayım. Bunu da satayım. Ha bunu da yapayım. Namaz gitti. O işte ona tercih ettiğin için o puttur. Tapınılan şey budur. O zaman birinci daire. Pat diye daire. Bazı daireler kapı kapatmıyor. Mühürleniyor. Şeyler, faturalar ödenmediği için o kapının şeyi kilitlenmiş. Yani arkadaşlar, kuvve-i şehriye şehir, yani mesela çok konuşmak, mal düşkünlük, bunlar kuvve-i şehriyedendir. Yani hayat-ı dünyeviyeni hayat-ı uhreviyi tercih etmek. يَسْتَحْبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Dünya hayatını ahirete tercih ettiler. Neyle? Bilerek ve severek. Bunlar neyse o kuvve-i şehviyedir. Tamam mı? İt hükmü değilmiş. Kuvve-i şehviye, bir de kuvve-i kadabiye. Yani olur olmaz. Olur olmaz şeylerde kızmak. Sizi bir rahatlatayım mı? Bunlarla kalın. Yeni bir tespitim de. Azrail aleyhisselam Allah'a dedi ki, Azrail aleyhisselam, kim bu? Ruhumuzu alacak kişi. Dikkat edin, ruhu öldürecek değil ha. Ruhu cesetten çıkartacak, kurtaracak kişi Azrail aleyhisselam. Ruhu öldüren değil. İftira olur. İftira olur ha. Azrail aleyhisselam iftira olur. Ruhu öldürmez. Tövbe estağfurullah, öyle bir şey yok. Kimyacı yani. Yani ruhu cesetten alacak. Kurtaracak. Ruhu öldüren nedir? Günahlardır. Ruhu öldüren bedene, cesede gömen günahlardır. Azrail aleyhisselam değildir. İnsanlar Azrail'den korkar, günahtan korkmuyor. Kurtarıcıdan korkuyor, öldürenden korkmuyor. Garip işte bize. Enteresan dedi. Bu bir. İki. Azrail aleyhisselam Allah'a dedi ki, çok garip daha bir şey gelecek. Yeni zevk aldığım bir şeyi anlatacağım. Allah'ım o kadar şefkatli ki, güya ruhu alan gattar gibi gözüküyor değil mi? Hayır. Belki dört büyük meleğin en şefkatlisi bu. Çok merak etmiştim de bunu merak etmiştim bu kardeşimi. Azrail aleyhisselam benim kardeş. Şu anda duyuyor. Allah da duyuyor. Duymuyor mu? Tövbe estağfurullah. Allah duyuyor. Duyuyor ne demek? Biliyor. Azrail aleyhisselam da duyuyor. Selam olsun onlara. Dedi ki o kadar şefkatli ki Mehdi abi. Ya Rabbi senin kullarını ben canını alırken bana küsecekler diyor. Kuvve-i gadabesi yok. Gayzi yok ha, öfkesi yok. Lan bak. Ne demesi lazım? Allah bana bu vazifeyi verdi mi? Vallahi kim kızarsa kızsın. Hiç ben takmaz beni. Allah verdi mi bu vazifeyi? Git söküp alırım vallahi. Değil mi? Ama Allah'a nida ediyor. Allah'ım senin kulların canını aldığından dolayı, yani kurtardığından bana şekva edecekler. Niçin diyor bunu? Şefkatinden. Allah diyor ki Celle Celaluhu, merak etme diyor. Seninle kullarımın arasına hastalıkları koyacağım, musibetleri koyacağım. Seni hiç kimse hatırlamayacak zaten. Nasıl gitti? Oo, kanserdi. Genç yaşta kanser oldu. Nasıl gitti? Trafik kazasıyla gitti. Nasıl gitti? Kalple gitti. Oysa hiç kimse Azrail diyemez. Tamam, bak şimdi bir şey anlatacağım. O kadar şefkatli bir peygamber ki, meleklerin peygamberi aleyhisselam diyor. Azrail aleyhisselam. O kadar şefkatli ki ruhu almaya çarpıyor. Kullarının insanları incitmek istemiyor. Üzülmesinden üzülüyor. Peki koyduk bunu kenara. Hepimizin çok sevdiği ki sevmemiz lazım. Cebrail aleyhisselama gelin Abdurrahman. Allah, Cebrail aleyhisselam vazifesi neydi? Vahiy. Vahiy getiriyor.
Peki Kur'an'da kahar ayetleri yok mu? Var. Cehennem ayetleri yok mu? İntikam ayetleri yok mu? Ama Cebrail aleyhisselam dönüp de demedi Allah'a. Ya Rabbi, senin kulları bu kahar ayetlerini götürüyor. Cehennem ayetlerini götürüyor. Vallahi kızacaklar ya Rabbi ya. Bu kahar ayetlerini ya yani götürüyorum ama deme dedim. Aldığı gibi paldı getirdi. Azrail aleyhisselam ise ya falan kullarım bende küsecek. Cebrail aleyhisselam ya ben bu kahar ayetlerini götürüyorum kullarım bana küsecek demedi. Ona herkes muhatap olmuyor. Öbür defa kayıyor. Hemen ikinci gruba geçiyor ya. Biraz da o şey testte var. Acayip bir şey yani. Güzel. Peki gel de usta diyor ki bunu anlatıyor 11. meselede. Cidden Azrail'i cidden demiyor. Cidden Azrail'i sevmeye başladı. Şimdi sevilmez mi bu şimdi? Ya adam çünkü adam ya bizim abimiz dava arkadaşımız Azrail aleyhisselam bizim üzüleceğimizden önceden üzülüyor. Ama Cebrail aleyhisselam paldık gibi pal de ayeti getiriyor. Al ya Muhammed kahar ayetleri. Aha cehennem ayetleri. Aha tehdit ayetleri değil. Cennet de var. Allah Allah. Birisine dedim de şöyle dedi bana. Abi Azrail aleyhisselamın tek boyutlu vazifesi vardı. Ruhu alıyordu. Ama Cebrail aleyhisselam kahar ayetleri getirdi ama cennet ayetlerini de getirdi. Nötrleşir o zaman dedi. Tamam lan dedi. Artı eksi bir ya sıfır yapardı. Cennet ayetlerini de getiren o değil mi? O zaman dedi abi dedi şey yapma. Ha tamam lan dedim. Aferin lan istifade ettim. Cenneti de o getirdi. Şimdi kuvve-i gadabiyesi yoktur Azrail aleyhisselam. Onların kuvve-i gadabiyeleri yok. Meleklerde yok. Dolayısıyla öyle kızmazlar bize. Kuvve-i gadabiye tek bir melekte var. Çok dehşetli. Kuvve-i şefkati yok. Cehenneme mekel maliki ve abanesinin. Kuvve-i gadabiyenin zirvesi var. O da bizimle alakası yoktur inşallah. Şimdi sarayın iti neymiş? Ona bakalım. Bir daha okuyayım. Nefis ve heva. Nefis ve heva. Nefis ne demek? Maddi lezzetler menbaı. Heva manevi lezzetleri menbaı. Nedir o? Gurur, kibir, şöhret, ben bilineyim, ben tanınayım. Bundan dolayı üniversiteyi okuduk. Ne derlerdi okuduk da yani. Hangimiz kendi isteğimizde, yani benim fıtratım uygun, bunu okumam lazım diye okuduk. Yok ne derlerdi, bitirmemiz lazım buna. Ta ne derler diye alıyoruz araba. Ne derler diye giyiyoruz. Ne derler diye bina alıyoruz. Ne derler diye yaşıyoruz. Bunun adı hevadır. Nefis, maddi lezzetleri menbaıdır. Heva manevi lezzetleri menba. Nefis ve heva kuvve-i şeviye, hayat-ı dünyevinin temini, dünyayı esas almak. 4. Kuvve-i gadabiye. Kuvve-i gadabiye nedir o? Yani kızılması gerekene kızmamak, kızılmaması gerekene veya kızılması gerekene kızılması gerektiği kadar kızmamak. Mesela bir misal vereyim. Arabası çalınanı nasıl tepki yapar? Bayağı tepki yapar değil mi? Kızar, sinirlenir. Emniyete başvurur. Değil mi? Hemen şey yapar. Ama Allah'ı inkar edene, kaderi inkar edene, alim gibi gözüken adamlar kaderi inkar ediyor, hadisi inkar ediyor. Arabası çalındığı kadar tepki verdi. Yani arabası çalındığı kadar. Tepkiyle ona verdiği mana ölçülür. Allah Resulü'nün kızdığı zaman alnındaki damar parmak kadar kalınlaşıyormuş. Ama kendi beşeriyeti dişi kırılıyor, sıkıntı çekiyor, üç gün aç kızmıyor. Yani dine geldiği zaman zarar aldırmıyoruz. Dünyevi bir menfaatimiz olduğu zaman kıyameti kopartıyoruz. Hadisi inkar ediyor adam, alim diye gözüküyor. Adam çıkıyor diyor ki ehli kıbledir Hasan diyor. Kızması gerekirken kızmıyor, ben ona kızıyorum, benim ağzımı kapatıyor. Konuşma diyor. Ona dedim ki, kaderi inkar ediyor, hadisi inkar ediyor. Sen hala eli kıble diyorsun. Ona senin de kıblende şüphe ediyorum şimdi. Küfür rızak gibi. Araban çalındığı zaman dedim, verdiğin tepki kadar kaderi inkar edene tepki vermiyorsan sen insan değilsin. Öyle mi?
Öyle mi şey nizam? Ahiret inkar ediyor. O tepki vermiyor. En azından bağır çağır kafasına indir demiyorum. Aliminde bir nefret olsun ya, irdirar olsun. Bir mesafe koy. Yani cemiyetin bu nedir ya, bu miskamber gibi üzerimize sürmüşüz. Yani bir cemiyete sefahatına, günahlarına, ahiretimizi, imanımızı, evlad-ı âlimizi yanmış alevler içinde bir cemiyete karşı bir tavrın olsun, bir nefretin olsun ya. Miskamber gibi üzerimize sürmüşüz ya. Bu cemiyete bir nefret niye yok? Kemalizm şeyine, bu cemiyetin insanı sefih ediyor. İnsanı mahvetmiş, dünyaya esas aldırmış, ruhu unutturmuş. Kızlarımızı ne hale getirmiş bu rejimi? Niye nefret yok? Niye ona karşı bir cephe yok? Nefret olacak hiç yok. Eğer nefreti kaldırırsanız, kaldırırsak bu sefer onun gibi olmaya başlarız. Yani olur canım. Mülayimet olur. Niye mülayimet? Bu ne ya, bu ne vaziyet diye. Nefret olunca seni günah korur seni. Seni, sen kendin korunursun. Eğer ona böyle mülayimet bakarsan seni zaten kağıt gibi bir şeydin, yuttu. Bir tavrımız olmalı. Yani zihnimizde kastediyorum. Çıkın dışarıya sopalarla demiyorum. Zihnimizde normal görmemeliyiz şu cemiyeti. Cemiyet bataklık. Yutuyor adamı. Bakmayın kuru yerlerdeki binalara. Bataklık. Hepsi batak. Yani ona karşı bir tepkimiz olmalı. Mülayimet olmamalı. İç alemimizde. İyi çalemimizde en azından saray olmalıyız. O da en hafifi ya. En hafifi. Ve kuvve-i gadabiye bir kapıcı. Ve it hükmünde dillermiş bunlar. Kapıcı ve it. Allah Allah. Nefis ve heva kapıcıdır. Kuvve-i şeviye, kuvve-i gadabiye de it hükmünde. Çünkü itin şu özelliği var. Kıtmir'in şu özelliği var. Kıtmir. Sahibine bak yaslanıyor ya. Sahibine ölesiye sadakat. Köpeğin özelliği. Sahibinin gösterdiği hedefe ölesiye hücum yapar. İtin özelliği budur. İt. Yani kıtmir. Sahibine ölesiye sadakat. Sahibinin gösterdiği hedefe. Peki itin özelliği şu. Sahibi bir hedef götürüyor. Ha yavrum, ha yavrum. Köpek der mi? Bir dakika ya, neye saldırayım ki? Bir dakika, ne yaptın? Demez. İt olduğu için sahibi dedi mi öyle? Tamam, oraya saldırır. Ben kafam çalışmaz dedi. Kafayı koyar böyle. Sahibi ne gösterdi? İt bu yani. İt köpek değil. İt başka bir şey. Kıtmir başka bir şey yani. Yani niye ben oraya şey yapıyorum? Demez. Niye? Çünkü ruhu it. Ustad külliyatta kullanıyor hayvan sembolleri, simge kullanıyor. İlk önce insan bozulma sürecini anlatıyor bakın. Mehdi abi çok önemli bir şey bunlar. İnsan nasıl bozulur ilk önce? Mukalit olur. Cemiyeti bir nefret olmayınca mukalit olur. Taklit etmeye başlar. Maymunlaşır bu diyor. Maymunlaşır. Sonra o maymunlaştı, taklit etti ya, maymunlaşa o kadar bozulur ki tilki olur. Tilkilik maymunluktan sonra gelir. İlk önce tilki olmuyor. Maymunlaşan tilkileşir, tilkileşen de hem maymunlaşmış hem tilkileşmiş ya, aylaşır, hücum eder. Evet, artık ay olur. Maymunlaşan, tilkileşen, aylaşan sonunda ne olur biliyor musunuz? Ne olur? Domuz olur. Her pisliği yapar ya. Domuz olur. Artık namusunu kıskanmaz. O yılan, akrep, köpek bunların arasındaki ara formattır. Köpeğin en büyük özelliği, unutmayın. Ölesiye sahibine sadakat, ekmek o verdiğini bildiği için. Allah verdiğini bilmediğinden onun için necisi ayn unvanını almış. Kedi mübarek addedilmiş. Kediye niçin toplumda nankör denmişler biliyor musun?
Biz rızkı veriyoruz, ekmeği, ondan sonra alana kadar yalakalık yapıp aldıktan sonra bizi tanımıyor. Yapıyor. Köpek ise alana kadar ve aldıktan sonra da köpeğine köpek, şey, sahibine köpeklik yapıyor. Oysa din de buna sen misin Allah'ı unuttun? Sen rızkı insandan zannettin. Al sana köpeklik unvanını sana takıyoruz. Necis hükmünü almış. Oysa kedi nankör değil, tevhidcidir. Sahibini bildiği için sebebe o kadar riayet etmiyor. Onun için evde bakmak mübarektir. Kedi, bereketi sebeptir kedi. Kedi duası var mı? Duası kedi var. Duası yoktur. Kıtmir duası var. Nereden çıktıysa şeriat kitaplarında hiçbir yerde rastlamazsın. Yani köpekleşme duası yoktur tabi estağfurullah. Şimdi gösterdiği hedefe niçin yapıyorum demez. Demez. Niye? Köpek sorgular mı sahibi? Mehdi abi sana diyor. Sahibi şey yok. Hı yavrum, hı yavrum. Şık 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 şık. Yaptığın zaman köpek bir dakika ya, bir dakika Hasan efendi ya. Bir dakika. Niye saldırıyor? Tam da niye? Hiç sorgular mı? Niye sorgulamaz? Köpek olduğu için mi? Eğer bir insanın ruhu böyle bozulursa böyle olur. Tamam mı? İtten konuşuyoruz. İşte o yüksek letaifi, o yüksek letaifi nefis ve hevaya musahhar etmek, yani o cevherleri gelde nefis ve hevaya musahhar etmek, vazife-i asliyelerini unutturmak elbette sukuttur, terakki değildir. Sahil cihetleri sen tabir edebilirsin. Yani o latifeler vardı ya efendi. O ruh, akıl, sır, hafi, ahva, akıl. Bunları nefis, heva, kuvve-i şehvi, kuvve-i gadabiye emrine vermek terakki değil, sukuttur. Sahil cihetleri işte şey yaptın mı abi? Sahil cihetleri biraz meşgul oldum ama bam telidir, ağır gelir. Evet. Çok ağır gelir. Bana da dokunuyor. Onun için cehaletle ya, tamam öyleyse öyledir diyoruz. Ama varlıkta en gerçek nedir biliyor musunuz? En doğru olan şey bir Allah'tır. O da hayal, hayalimize girmiş. Bizim Allah'ımız ama değildir de inşallah. Hayali bir Allah'ımız var böyle. Hayali bir inanç. Yani bir böyle bizi aktif edecek durumda ise işte namaz olur, oruç olur, dikkat olur, helal, haram. Hayal değil bu. Yani sorsan Allah var. Tabi canım Allah var ya. Ne zaman hatırlıyor? Cuma'dan, belki bayramda. Namaz yok, zekat yok. Dava varmış. Ve varsa var. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani vakitleri bildiriyor işte. Ha işte. Namazdan değil. Günü, vakitleri böyle, ha dikkat et bak öyle ne oldu, dikkat et çalış ha, işi çabuk yap bak öyle ne oldu. Akşam olacak. Akşam olacak ha. Yani ezanı saat gibi zannediyor, saat. Yani Allah sorduğun zaman Allah var. Allah kimsenin başına vermesin. Bu nedir Allah? Hayal bir şey. Din ne işe yarar onun dünyasında? İstepne lastik gibi. İstepne lastik var ya. Tabii lastik patlayınca takacak. Nedir o? Lastik patlaması, cenazesi olunca din, kanser olunca din, kanser belki ölür yani. Ölüme yakın olunca sekerat var, ona din lazım. İstepne lastik gibi hemen takıverir. Ama hiçbir şey yaramaz kusura. Çünkü niye? Senelerden beri bagajda lastik istepne durursa, hiç takmasan havası inmiştir. Sen hala havası var zannedersin. Takarsın istepneyi bakıp pişt, başıma geldi de ondan. Meğer o da dibeymiş. Senelerden beri kullanılmadığı için İsteptendeki lastiği sahip taktım bir baktım ki o da dipte. Koydum elimi böyle. Birisine kızıyorum, birisi suçlu arıyorum. Şey. Kim bıraktı böyle? Bu var ya bu arkadaşlar. Suçlu arıyor. Hiç oysa ben petrola veya bir gittiğim zaman ona bir havasını basayım demedim. Kanser olduğum zaman tabi canım Allah tabi la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ha, şimdi ne kadar? Bizim orada bir söz var Karadeniz'de. Denir ki eskide araba yolu yoktu. Köyden köye patika yoluyla gidilirdi. Tabii ki yağmur falan yolda giderken denk gelince
Gölgelik adına ne olacak? Ağaç. Derler ki, bak güzel havalarda ağacın altını pisleme ki yağmur günde sana lazım olur. Ben de diyorum ki bak bu dünya hayatında daha kanser değilken, daha şu hastalık tepene bilmemişken. Yani artık yumurta dayanmadan Allah ile aran iyi olsun. Sonra yumurta dayandığı zaman ey Allah nerede istepne lastik gibi yaparsan tövbe estağfurullah. Tamam ondan benim lastik gibi olursun. Taktığım vaktim o da dipte. Ondan sonra neyi tamir edeceksin? Tekrar hayat yok. Geri dönüp de tamir de yok. Dağ tepedesiniz. Ne lastikçi var, ne şişirecek pompan var. Ne yapacaksın? Aç, yaya, karanlık, soğukta gideceksin, gidebilirsen. Yolda kime denk gelirsin? İnsafa kalmış. Bir daha dönemezsiniz. Dönemeyiz yani. İnanın bana. Bu ilimle çok insan en azından mokta bulunmuş. Onun için o moktaki koku var. Ne kokusuydu? Usta taşıdı o. O tarık. Tefarik. Ölü böyle. Bu ölünün üç yerine koyarız. Kefenlendikten sonra alnına süreriz. Avucuna ve ayağın altına süreriz böyle. Yıkadıktan sonra kefen. Onun için böyle mork kokuları böyle. Yine hayli şey yapıyor yani. Rahatsız ediyor. O kadar olduğum halde hiç alışamadım. Fakat öyle simalar gördüm ki güzel, öyle simalar da gördüm ki korkunç. Şimdi ustam diyor ki İngiliz, Almanız ve Fransız kadar, Rus kadar mı? Yok. İngiliz, Alman, Fransız kadar serveti olsa her gün diyor bila tereddüt bunu verse de imanı kazanma ve kaybetme davasında imanı kazanma adına verse bu kadar devletin servetine gene ucuz. Bu konunun başıyla sonunda bir tezat geldi bana şeydi de. Hangisi? Ruh boyudu demişsin ya. Sımada gördüklerimiz ruh boyudu. Ruh şekilde azaya götürdü. O sen yıkadığının sımasında gördüğün nedir? Temel sılatı var. Devam ediyor mu? Tamamen irbat yok. Yok. Çünkü simasına bakarsın böyle. Sanki dokunur dokunmaz adam pat diye dönüveriyor. Ya yardım ediyor. İnan vallahi ya. Sanki cesede dokunuyorsa pat diye dönüyor ya. Nasıl bir şeyse. Ulan öpesi geliyor ve öpüyorsun mağazalar ya. Ulan ne tatlı bir şeysin ya. Tak diye dönüveriyor. Bazısı da sanki gavur ölüsü gibi. Çevirsen de öteki seni. Öteki arkadaş var 40 kişi. Çeviriyorsun ama ayakta mı şöyle. Bu şey sanki cizbiz yapan adam şey var ya tavuk gibi kok için. Böyle çeviriyorsun ya. Taş gibi olmuş zaten. Şeyden gelmiş ya soğuk hava deposunda. Takur tukurdur öyle böyle etmek yok. Tak. Yani adam gibi yaşarsan, adam gibi muamele görürsün. Hiç korkma. Hatta der ki, ya çabuk hoca efendi ya, çabuk bitir. Cenazeye giderken bekletir. Ya bekletmeyin ya, Allah Resulü diyor hadiste. Çabuk gideceğim ya, gitmek istiyor oraya. Ötekisi ise, neyse bizimle alakası yok, kalsın o. Yani bizim sini takip edelim. Çabuk gitmek ister. O kadar güzel bir yer ki. Şu anda yaşadığın zalet var ya güzel. Onun 70 katını düşünün huzurun. Gitmek istemez misin? Huzur. 70 katı. Abi bugün camiden gelirken 100 numara 80 yaşında bize. Çok da eskiden tanışımız vardı. Hastalık da vurmuş ona. Senin diye gidip de dönmedi gene. Ya gidip de dönmeyen mi var dedi. Ya dedim iyi ki ahiret var. Gidip de gelen mi var ki dedi ya böyle kızarak. Ne dersin dedim ya oradan niceleri geldi. İlk yaratılmışız da oradan, peygamberimiz oradan geldi. Adam Aleyhisselam oradan geldi. Sen ne diyorsun ya? Öyle mi dedi? Böyle hayretler içerisinde öyle mi? Kaç yaşında? Ümitsiz, 80 yaşının üstünde. Ümitsiz. Ümitsiz, öyle iyi siması zaten de çökmüş böyle. Şeker de vurmuş, parçalamış adamı. O kadar ümitsiz ki. Bakıyorsun gülüyor bastık. Allah kimsenin başına vermesin. Anlıyor musunuz? Ben sekerata yakın, sekerata da olanlara da denk geldim. Ya arkadaşlar böyle masaya bir dönüyor. Ben de ben boş ver onu. Ben 52 yaşındayım. Dönüyorum. Yamuk yumukluklarımız var. Bak kuluz. Ama elhamdülillah tahtisi nimetlerinden diyorum. Ah çekmiyor. Elhamdülillah. Oh be elhamdülillah deyip titriyorum. Ama şimdi ben ister öyle ister böyle ama yaşamayacak mıydım bugüne kadar? Ama öyle ama böyle. Peki ne gerek vardı ya? Aha geçti gitti. Yediklerim de gitti. Ama döndüğün zaman böyle bir ümit, böyle baktığın zaman bir şeyler varsa
Geleceğe de ümitli bakıyorsun. Ondan diyorum ki ruhumdan çıkarak söylüyorum külliyatı değil. İmandan sonra insanın en kıymetli şeyi geleceğe ait, ahirete ait ümitli olması. Allah'tan ve ahiretten ümitli yaşamak. Her an ümitli yaşamak. Yani aman ha böyle nefret değil, gardını almış değil. Abuşu nazdaranesini açmış, kucaklamak isteyen bir ruh gibi yaşamak kadar dünyada saadet yoktur. Yani Allah'tan ve ahiretten ümidiniz var mı? Dünyada en bahtiyar sensin. Çünkü niye? Allah'tan ve ahiretten ümitli haletler burası değil. Buranın haleti değil o. Buradan sana yüklenen bir şey değil. O ahiretin sana ikram etmiş olduğu inikası da ve temessülatıdır. Hatta bir ileri götürüyor, cilvesidir diyor. Onun için cenneti ruhunda yaşar. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, avamın ahirette beklediği cenneti havas ruhunda dünyada yaşar diyor. Ustad ne diyor? Diyor ki 339 sözler hep ezberden söylüyor. Yeisin zulümatından, cehennemine bak. O cehennem hiçbir şey değil o ahirette. Esas bak, cehennemi burada, ruhta bak. Yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatından, o vahşetin dehşetinden nasıl kurtulacaksın? Nasıl? Adam gibi artık el freni koyacağız hayatımıza, el freni çek takoz koy. Hayatımıza şekil verme. Çoktan geçiyor bile. Kaza namazımızı kılacağız. Haftada bir gün en az derse gideceğiz. 5-10 dakika risale okuyacağız. Namazı vaktinde kılacağız ve tesbihatını yapacağız. İnternet ve televizyonlardan uzak duracaksınız. Günah için bahsetmiyorum. Şu telefonlarla oynarken beyninizin enerjisini sömürdüğünü unutmayın. Ona ait bir delil söyleyeyim. Televizyonu seyredenler, günahtan bahsetmiyorum. Ekseriyeti mutlaka itibariyle koltukta düşüp yatmıyorlar. Evde, koltukta televizyon seyredenler uyumuyor mu? Kalkmak istemiyor değil mi? Yatağa gitmek istemiyor. Niçin biliyor musunuz? Sömürülen enerji kalkma haletini kaldırıyor. Enerji kalmıyor. Baba, çocuk kalıyor. Bey, tamam. Geliyor. Nasıl kalkacak? Enerji yok ki. Sömürülmüş. O günahtan bahsetmiyorum. Yani günah bile olmasa sömürülüyorsunuz. Bunları yapanlar bunu kullanmıyor. Korelilerin metrosundan resim çekilmiş, gelmiş. Hepsinin elinde kitap var. Bunu yapan Koreliler. Ama bunu Türkiye'nin metrosuna bakıyorlar, herkesin elinde bu var. Bunu yapanların elinde kitap var. Sömürülüyoruz. İşgal ediliyor. Saraydan dışarıya çıkartılıyor. Saraylar bomboş ediliyor. Ne yapacaksın? Dirayetli olacaksın. Hemen dersine sarılacaksın. Her okuduğun, her gördüğün, her işittiğin, her kokladığın, her tat aldığın, her dokunduğun şey, içeri giren her şey ama, her şey içeri ne giriyorsa canlanıyor ve ruhlanıyor. Canlı oluyor biliyor musunuz? Seyrettiğiniz film CD gibi kalmıyor. İçeri girdikten sonra içeride oynuyor. Canlı ve ruha inkılap ediyor. Topraktan ölü çıkmadığı gibi. Ölü topraktan diri çıkıyor. Ölü CD'den diriler çıkıyor. Ölü topraktan diri ağaç çıkıyor. Gübreden dirili olduğu gibi. Ölü CD'den, filmden içerisi canlanıyor. Abi bu yaptığın filmde aynı değil mi? Şimdi canlanıyor. Bana bir sefede güçlendiriyor. Öbürü de menfi yönde aynı şekilde canlandırıyor. Aynen. Mesela şu andaki ders şeyimiz. Kur'an okuduğumuz. Kamilet aynı. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı masalavatı.